Türkiye'nin bilişimde geldiği noktayı konuşacağız. Yarın 20 yıldır yapılan Bilişim 500 araştırmasının sonuçları, daha doğrusu Bilişim 500 listesine giren şirketlerle ilgili yarın açıklama yapılacak. Bu açıklama öncesinde Türkiye'de bilişim sektörünün gidişatını ve geldiği noktayı konuşacağız. Geride bıraktığımız 20 yılda ne kadar büyüme kaydetmiş ona bakacağız. Dolar bazında %113'lük 20 yılda büyüme var. Yeterli mi değil mi? Bunu soracağız. Öncelikle bunu sorgulayacağız. BT Haber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göç'e bizimle birlikte. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Ya. Teşekkür ederim. Biraz hem bu araştırmayı anlatmanızı istiyorum. 20 yıldır yapıyorsunuz ve bir devamlık arz eden bir durum söz konusu. Yarın farklı neler göreceğiz? Değişik bir şeyler görecek miyiz? Ya da daha umutlu bakabilecek durumda mıyız? 20 yıl geriye bakarak elbette umutluyuz ama geldiğimiz noktayı bize umut verici olarak niteliyor musunuz? Şimdi efendim Bilişim 500 1999 yılından beri yapılıyor. Bu sene de kısmet olsa 20.sini yarın yapacağız. Evet. Meşhur bir laf var biliyorsunuz. Ölçemezseniz, genişletemezsiniz, büyütemezsiniz, değerlendiremezsiniz diye. Amaç burada bilişim şirketlerimizin geldiği noktayı belirleyebilmek. Bu amaçla sektörden bilgi toplayıp bunları çeşitli kategorilerde bölüp sıralamaya sokuyoruz ve böylelikle şirketler hangi kategoride başarılarsa rakipleriyle olan durumunu da inceleme şansına sahip oluyorlar. Evet. Diğer yandan da biz bu rakamlara sahip olduğumuz zaman sektörün büyüklüğü hakkında da fikir sahibi oluyoruz. İşte böyle baktığımız zaman az önce ifade ettiğiniz gibi 99 yılından bugüne kadar ciddi bir büyüme gözüküyor dolar bazında. Ama maalesef son 2 yılda dolar anlamında %13'e yakın bir küçülme söz konusu. Yani 2016 yılına kadar sürekli bir büyüme varken 2017 ve 2018 yıllarını incelediğinizde %13'lük bir küçülme görüyorsunuz. Tabii TL bazında büyüme var ama ben onu artık büyüme diye kabul etmiyorum. Dolar bazında bakmak lazım. İşte Bilişim 500 bu sonuçları üretmek için Türkiye'nin elindeki en ciddi araştırma. Evet. Biraz daha bilgi vermemi arzu ederseniz. Tabii. Şimdi burada esas sektörün büyüklüğüne baktığınızda 30 milyar dolar bir sektörden bahsediyoruz. Yani belki de diğer sektörlerin yanında oldukça küçük bir sektör. Biz bazen kendi aramızda bilişim gerçekten sektör mü dediğimiz durumlar bile oluyor maalesef. Ama biliyorsunuz 2023 bizim ülke olarak bir bilişim ülkesi olma gibi bir hedefimiz var. Bilişimde tabii artık en önemli konulardan birisi bütün teknolojiler artık bütün üretim, sağlık, nereye bak turizm, yolculuk, seyahat ne aklınıza ne geliyorsa hepsi bilişimle ilişkilendirilmiş durumda. Dolayısıyla bilişimin önemini konuşmak bile gereksiz. Çünkü sayeden her şeyin temelinde artık bilişim oluyor. Fakat 30 milyar dolar diye baktığınızda zaten bunun %66'sı iletişim teknolojilerinden geliyor. Yani telekom sektöründen evet. Geliyor. Sadece %33'lük kısmı bilgi teknolojilerinden. Dolayısıyla oranın büyümesi lazım. Oranın büyümesi lazım. Bizim arzu ettiğimiz bilgi teknolojileri. Çünkü iletişim teknolojilerinde bir görüşme, telefon konuşmaları var biliyorsun. Telefon satışları var. Başka bir dünya. Bu rakamlarda bunu da kapsadığı için biraz yanıltıcı olabiliyor. Evet. Şimdi Türkiye'nin gayri safi hasılası GDP 766 milyar dolar. Dün açıklanan bir liste var. Yani 2018 itibariyle Türkiye dünyadaki ilk 20 ekonomi arasında 19. Evet. Sırada. Muhtemelen bu yıl birkaç milyar dolar, birkaç 10 milyar dolar daha kaybedeceğiz. Örneğin 740 milyar dolar gibi bir rakamla kapatacağız. Öyle gözüküyor ama 19.luktaki yerimiz sabit kalacak. Çünkü bizden sonraki bizden bir hayli uzakta. Şimdi bakıyorum mesela 766 milyar dolar. Bilişimin payı, üstelik de bu harmanlayarak ifade ettiğimiz bilişim verisi 30 milyar dolar. Normal şartlarda Türkiye'nin %10 nispetinde yani 76-80 milyar dolar gibi evet. Bir bilişim şirketler değerine ulaşması bizi rahatlatabilir. Ama şu anda bakıyoruz o %10'un çok uzağındayız. %5 bile değil aslında. Şeyden ayrıştırdığımız zaman o fikri de siz verdiniz. Gerçekten çok yanlış bir sınıflama. Evet. Çünkü yani cep telefonu kullanımı bu işin içine katılırsa bilişim şirketlerinin değerini anlamamız mümkün olmayabilir. Neredeyiz? Yani bu %10'luk bir dilime ulaşabilmenin önünde ne tür engeller var? Neden gidemiyoruz? Neden hızlı hareket edemiyoruz? Şimdi bilişim aslında hükümetlerin, bizi yönetenlerin
önündeki en önemli konu gibi gözüküyorsa da maalesef geçmişten bugüne hükümetlerin, yani bu dönem için konuşmuyorum, uzun yıllardır, belki 30 belki 40 senedir bilişim bir türlü ön plana çıkamadı. Evet. Yani bu işin temelinde hükümetler, yani yönetenlerin, devletin sahip çıkması gerekiyor. Nasıl olacak? Bu daha ilkokullardan başlayan bir eğitim programı olması lazım. Müfredata bunun girmesi lazım. Evet. Geçtiğimiz iki sene içinde müfredattan, zorunlu ders olmaktan çıkarıldı bilgisayar dersleri. Yani bir ülke düşünün, 2023 hedefi bilişim ama eğitimde yok. Evet, seçmeli şimdi, ders. Olarak. Seçmeli ders. Seçmeli derste öğretmen bulacaksın, öğrenci bulacaksın ki verebilirsin. Bravo. Şimdi birinci sıkıntı orada. İkinci sıkıntı da tabii halkımız bizde böyle yeni teknolojileri kullanmaya çok hevesli. Ama bunu üretme konusunda, yeni teknoloji yaratımda, geliştirme konusunda çok yavaş. Evet. Hep konuşulur. Programları ben sık sık dile getiriyorum. Ama icat çıkarma lafını biz çok iyi uygularız. Yani icata biz yasaklı bir halkız. Evet. Herkesin ödü patlar yeni bir şey çıkarmaktan. Yeni teknolojileri de bunun için üretmekte, düşünmekte, hatta düşünmekte. Ar-Ge'de çok zayıfız. Şimdi bakın, son yıllarda bizim yazılım teknolojilerimiz çok gelişti. Çok güzel firmalarımız var. Teknokentlerde, tanıdığımız çevremizde çok iyi firma, çok iyi yazılımlar yapıyor. Dünya çapında pazarlar elde ettiler. Baktığın zaman rakamda orada da düşüş var. %13,5'luk bir azalma var bu arada ihracat, yazılım ihracatında. İki tane sebebi var. Bir tanesi az önce saydıklarım ama ikincisi birçok firmanın merkezini ya da şubelerini, satışlarını yurt dışına taşıması. Evet. Şimdi yurt dışına taşıdığı zaman buradaki gelirler düşüyor. Denebilir ki o şirketler de buranın, Türk şirketi. Dolayısıyla bu rakamın içine niye katmıyorsunuz? Ama gerçekte öyle olmuyor. O teknolojiler bir kez oraya gitti mi, bu Amerika, Avrupa ya da herhangi bir ülke, oranın malı haline dönüşüyor. Artık o yatırımın Türkiye'ye gelme ihtimali çok azalıyor. Ciddi bir tehlike var. Bir, devlet bu işe el atmalı. İki, biz sektör olarak bu yatırımlara dikkat etmemiz lazım. Yani yazılım firmalarına destek oluyoruz. Startuplar deniliyor, çok büyük paralar yatırılıyor. Ama o paralarımız hepsi uçup gidiyor. Evet. Böyle olunca da büyüyemiyoruz tabii. Şimdi 1999'da 11.4 milyar dolar bilişim sektörünün yarattığı hasıla. Geride bıraktığımız yıl 24.9, bu yıl işte 30 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz. %113 dolar bazında bir artış söz konusu ama baktığımızda şeyi göremiyoruz. Yani daha fazla yaratabilmenin önündeki engeller. Biraz önce sözünü ettiniz, yani eğitimde işte çocukların yetiştirme tarzından başlayarak. Bu arada yaratıcılığın önüne konulan engellerden midir acaba? Hangi sebepler daha çok sektörün büyümesinin önüne geçiyor? Şimdi aslında baktığınız zaman herkeste bir merak var. Yani bilişim dediğiniz zaman herkes çocuğunu bilişimci olmaya yönlendiriyor. Evet. Hatta bir dönem hatırlarsanız belki mühendisler, yani sistem mühendisleri furyası vardı. Herkes çocuğunu o eğitimlere yolladı falan. Ama hani bunlar hep plansız, programsız olduğu zaman hiçbir işe yaramıyor Ali Bey. Yani o eğitimlerde mühendis olan çocukların aslında iş hayatına atıldıklarında hiçbir şey öğrenemediklerini de yaşadık biz. Evet. İşte okuldan zaten eğitim almıyor. Böyle kurslara gittiği zaman eğitim almıyor. Alttan gelen jenerasyonda bu bilgi ve birikim yoksa yukarıda bir şey beklemeniz büyük haksızlık. Yani o çocuklardan neyi bekleyeceğiz? Biz şimdi yaşlandık da bizden sonraki nesil geliyor. Umudumuz onların bilişimci toplum olması. Ama dönüp baktığınızda pek maalesef parlak bir tablo gözükmüyor. Şimdi bütün bunlar birleşince de tabii rakamlara da yansıyor. Bir bilişim toplumu olmaktan da çok uzak bir hale geliyoruz maalesef. Son bir dakikanız, yarınki bir açıklamayla ilgili, daha doğrusu bilişim 500 ile ilgili bir şeyler söylemenizi rica ediyorum. Şimdi bu sektörün en önemli etkinliklerinden birisi gerçekten de değeri de görüyor zaten, sağ olsunlar. Çok değerli konuklarımız olacak hem devlet tarafından hem de sektör tarafından. Gerçekten destek olunması bir çalışma, olunması gereken bir çalışma. Daha fazla bilişim firmalarından katılım bekliyoruz açıkçası. Bize başvuran firma sayısı 1500, sektörümüzde 20 bin üzerinde firma var. Daha çok data ihtiyacımız var ki bu konuştuklarımızı daha derinlemesine konuşalım. Kendimizi biraz daha ölçümleyebilelim. Peki, çok teşekkürler Murat Bey. Bu temennilere katılıyoruz tabii ki. Böylece bu akşamı da noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yine buradayız. Hoşçakalın.